Selam, Svobodny Turum'a hoş geldiniz. Öncelikle burası Rusya'nın en ücra köşelerinden biri. Amur bölgesinde, Amur Oblast'ı bölgesinde. Ben bir Türk olarak Kenan'la beraber buraya yaşamaya geldim. Partnerimle beraber, nişanlımla beraber. Ve burada Türk, Özbek ya da Türk asıllı biri olarak yapılabilecek şeyleri veya herhangi bir yerden gelmiş biri olarak da tercih edebilirsiniz kullanmayı bunları tabii ki. Ama bizim kültürümüze daha yakın, bizim daha iyi burada barınabileceğimiz seçenekleri sizinle paylaşacağım. Öncelikle burada ama bir tane cadde var ve o cadde üzerinden anlatacağım her şeyi. O cadde üzerinde zaten bütün imkanlar mevcut. Bunları kullanarak buradaki hayatınıza bir başlangıç yapıp şöyle seçeneklere maruz kalmadan nerede ne var bilerek, bu videoyu izleyerek hayatınızı sürdürüp gidebilirsiniz burada. Yürüyorum ve ana caddeye geldim. Bu ana cadde Lenina Caddesi. Buranın en meşhur upuzun, boydan boya böyle şehri ya da kasabayı bir uçtan bir uca dolaşan bir yer. Ana cadde üzerinde şöyle minik minik tek katlı evler. Yani bunlar ev değil tabii ki. Benim de işimle ev dedik ama bir mimar olarak. Bunlar kafeler ya da yemek restoranları vesaire, marketler. Buralarda istediğinizi alabilirsiniz. Kafelerde çayınızı, kahvenizi içebilirsiniz. Şimdi şu karşı tarafta da bir şantiye var, görüyorsunuz. Orası da yine Türklerin yoğun olarak çalıştığı Antyapı'ya ait bir konut projesinin şantiyesi. Sesli bir şekilde Türkçe konuştuğum için insanlar beni tanıyor çünkü buradaki Türk nüfusu çok kalabalık. Vallahi bayağı Türk var. Özbekler ve Türkmenler de var ve onlar da Türkçe bildikleri için aşinayız birbirimize zaten kültür olarak da. Yediklerimiz, içtiklerimiz olsun. Şimdi burada öncelikle bir markete gideceğiz. Bu market buranın en büyük marketi. Adı Avasco. Şehrin diğer ucuna geldim. Şehrin diğer ucunda bir market var. Avasco adı. Burasının en büyük marketi. Yani daha şehir içinde kalan. Birazcık daha şehrin dışına doğru daha büyük marketler de var. Ama burası yürüme mesafesinde olan, şantiyelere yakın. Buradaki yerleşim yerlerine yakın, ana caddeye yakın, ana cadde üzerinde. Çok şehrin dışına çıkmayan güzel bir yer. O yüzden burayı göstermek istedim öncelikle. Bir tık da bu sebepten dolayı hem büyüklüğü gereği, hani sanki bizim Migros makro ayarında bir market gibi. Bir tık pahalı. Daha ucuz şeyler bulunabilir. Daha ucuz şeylerin olduğu yerleri de göstereceğim. Ama böyle çok temel ihtiyaçlarımıza, özellikle tavuk eti, dana eti, hani böyle bildiğiniz şeyler veya birçok ketçap seçeneği arasından bir şey arıyorsanız veya birçok makarna seçeneği arasından bir şey arıyorsanız buraya gelip hem indirimli fiyatları da olabiliyor zaman zaman hem de mevcut ürünlerden faydalanabilirsiniz. Şimdi biz meyve aldık. Meyvelerimizi götüreceğiz, tarttıracağız. Burada tartım usulü yapılıyor genelde alışveriş, manav, meyve sebze alışverişi. Onları tarttırıp tavuk almaya gideceğiz. O zaman ne yapıyoruz? Alıyoruz. Alıp keyfimize bakıyoruz. Ağzımızın tadı bozulmasın diyoruz. Evet, tavuk reyonuna geldim. Tavukları yenilemişler. Çok mutlu oldum. Hep böyle kemikli tavuklar vardı. Dünden beri uğraşıyordum nasıl yapacağım diye. Ama hala istediğim tavuk galiba yok. Ama böyle çeşit çeşit tavuklar var yani. Bu reyondan gelip tavuk olduğuna emin olduğunuz şeyleri alabilirsiniz. Olmadıklarınızı almayın tabii ki. Ben şöyle bagetlerden alıyorum genelde. Bu markette enteresan olan bir diğer şey, hazır böyle meze tarzı, akşam yemekleri tarzı yiyeceklerin çok fazla satılması. Ne olduğunu içinde bilmediğim için asla güvenip alamadım ama gerçekten çok lezzetli görünüyorlar. Cesaret edebilsem bir çılgınlık yapacağım. Bir de ekmekler çok fazla burada. Cins cins böyle çikolatalısı, işte ne bileyim farklı farklı aklınıza gelen bütün çeşit şeyler var. Bir kısma daha geliyoruz şimdi. Evet. Şarapların olduğu reyona geldim ve içkilerin olduğu. Arkadaşlar ucuz. Yani şöyle söyleyeyim. Şu mesela 383 dediğimiz vodkalar falan Türkiye'de bayağı pahalı yani bunlar.
Bunlar bir yarım litrelik vodkalar. Türkiye'de bilmiyorum, siz söyleyin kaç para olduğunu ama burada ucuz. Daha pahalı olanları var. Litrelik olanları 770. Ya bunların kalitesine göre değişiyor tabii ki, içeriklerine göre. Ne aromalı olduklarına göre, markasına göre değişiyor ama gözle görülür bir şekilde şu mümkün yani. 380 rubleye yarım litre vodka alabiliyorsunuz. 380 rublede, 400 ruble desek 125 lira civarı bir fiyata geliyor. Muazzam değil mi? Kasa! Şöyle bir çantamız olsun arkadaşlar. Bu çantanın içine koyun her şeyinizi. Çünkü market poşetleri marketten markete değişiklik gösteriyor ama genel olarak pahalı. Çok ucuz değil. O yüzden bir tane bez çantanız olsun. Gittiğiniz yerlere götürün. Tutun kolundan. En mantıklısı o. Run. Yetişmek için her yol mübah ve koşuyordum. Bazen geçmek istiyorum, bazen de o kadar üşeniyorum ki yani hiç koşmak istemiyorum. Süreleri var geçtiğimiz yerdeki o insancık şeylerinin, trafik ışıklarının. Burada trafik ışıklarına insanlar çok dikkat ediyor, siz de muhakkak dikkat edin. Özellikle bu şekilde yaya geçidinin olduğu yerlerden geçmeye özen gösterin. Yoksa özellikle turistseniz sizi bir köşe başında bir tane polisin yakalayıp sizi geri çevirmesi veya karakola götürmesi an meselesi. Ne güzel ya, sosyal bir mesaj da vermiş oldum valla, çok güzel oldu. Sıradaki durağımız Çin pazarı. Çok hızlı gösterip geçeceğim, çok girmeyeceğim çünkü gerçekten ürünler Çin malı ve gerçekten kalitesiz, ayrıca çok da pahalı. Normalde bizim İstanbul'dan, Türkiye'den ya da başka bir yerden almayacağımız çakma Nike, çakma Adidas, Abidaslar burada acayip derecede hem pahalı hem de kalitesiz olduğu halde göz göre göre bunu gerçekmiş gibi satıyorlar. Ama Çinliler genelde buradan alışveriş yapıyor. Galiba onlara özgü birkaç ürün de var burada. Bir de elektronik şeyler, işte telefon şarjı, yedek telefon, HDMI kablosu vesaire böyle şeyler var. İçerisini göstereyim. Bornozlu, işte çantaydı. Hani bu tarz şeyler. Böyle kamuflaj desenli montlar. Aha, Adidaslar. Gördünüz mü? Fiyatları söyleyeyim size. Şu Adidas ceket diyeyim bunu artık. Bu yağmurluk gibi bir şey ama şapkası yok. 2500 ruble civarı. İşte bugünkü kura göre artık siz bunu şey yapın. Düşünün ne kadar olduğunu. Ortalama 2 olsa 400. Asla matematiğim yetmedi. Böyle yine işte tişörtler, şapkalar. Şapka çok fazla var bunlarda. Şapka kültürleri çok gelişmiş. Sadece şapka değil, motor kullananlar için şöyle başlıklar, işte fularlar, ne bileyim baret altı takılabilecek bazı bandanalar vesaire böyle şeyler var. Şapkalar çok fazla var. İşte eviniz için alabileceğiniz şeyler. Bunlarda da hiç üstünde fiyat var mı bakalım diyeceğim ama yazmamışlar galiba fiyat. Evet, yazmıyor. Hello. elektronikçi. Burası Türkçe bilen bir yer. Benim bildiğim kadarıyla. Çünkü burada Özbekler vesaire de çok çalıştığı için. Çakma gözlükler 500 rubleden başlıyor. Yani 150 lira civarı. İşte oyuncak. Çocuklarınız için, bebelerinizi sevindirebilirsiniz. Ayakkabılar. Enteresan ayakkabılar var. Böyle çakma North Face falan. Normaline artık paramız yetmediği için çakmasını alacak olabilirsiniz. Ve her şeyci, yani ev için satılacak her şeylerin olduğu bir, ne denir bunlara bilmiyorum, bir milyoncu tarzı yerler. Mustafa! Mustafa diye bir arkadaşımız orada çalışıyor da ona el salladım. İşte burası DNS arkadaşlar, elektronik ürünlerin satıldığı yer. Şimdi bakacağız elektroniklerin fiyatlarına.
Çok ihtiyacınız olmayacaktır. Ama gene de göstereyim. Böyle elektronikler de var. Buradan herhangi bir yere, ülkeye uzak doğu dışında sevkiyat yapmak mümkün değil. O yüzden ağır şeyleri çok girmeyeceğim ama tost makineleri var. Tost makineleri gördüğünüz gibi en ucuzu ve en dandiği. 800 ruble. 3'e böldüğümüzde yaklaşık 250 lira civarı, 270 lira civarı bir fiyatı var. Normal, standart bir fiyat aslında. Ekmek kızartma makineleri pahalı. Kettle, su ısıtıcılar elimizde yoksa bir tane alın ama evler genelde zaten kendinden eşyalı oluyor. O yüzden çok da o topa girmeyin derim. Büyük elektronikleri geçip daha küçük ihtiyaçlarımıza bakalım. Mouse vesaire, böyle ihtiyaçlarınız varsa şöyle kablolu mouse'larla istifade etmeye çalışın ama çalışmaya geliyorsanız zaten çok ihtiyacınız olmayacaktır. 250 ruble olanı da var işte. 100-200 ruble olanı da var, görüyorsunuz. İşte 300 ruble 100 lira civarı kablosuz bir mouse var. Daha pahalıları, Logitech marka olanları vesaire de var ama bunlar pahalı yani, gerek yok böyle şeylere. Kendi kişisel ihtiyaçlarınız için bu tarz setler var. Bunlardan alabilirsiniz. İşte yine 270 civarı bunun fiyatı. Bunun 500 lira civarı fiyatı. Bu tarz şeyler. Tıraş makineleri var. Yine 270 lira civarı. Evet, hemen hemen aynı hepsi. Kurutma makineleri var. Bunlardan eğer saçınız uzunsa ihtiyacınız olabilecektir diye düşünüyorum. En uygun fiyatlılarından bir tanesini tercih edebilirsiniz. Şurada var sanırım bir tane. 600 ruble 200 liraya şöyle mini bir saç kurutma makinesi. Ve eğer bayan arkadaşlarım da varsa buraya gelecek, öncelikle welcome. Ve şeyler var. Mesela şu tarz 499-500 ruble civarı saç düzleştiriciler var. Bunların bir tık daha uygunları vardı diye hatırlıyorum. Bir bakayım şöyle. Galiba en uygun o. Şurada da maşa olan var bir tane. Hani çok ihtiyacınız olacağını sanmıyorum ama sonuçta bayanız. Hani dönem dönem böyle canımız istiyordu, saçlarımıza, yüzümüze bir şeyler yapıyoruz. İsterseniz bir tane uygun yollusundan alın. Veya burada kuaför sektörü çok gelişmiş. Rus kadınları kendilerine çok baktıkları için onları da tercih edebilirsiniz direkt. Şimdi size çok şaşırdığım şeylerden bir tanesini göstereceğim elektronik markette. Burada bir televizyon var. Boyutu 50 inç görüyorsunuz ve bunun fiyatı, bunların kendi markaları bu arada yani, ama böyle bir televizyonu bu fiyata almak çok da mümkün değildir arkadaşlar. Yukarıda bunun bir büyüğü daha var hatta, o da 21 bin ruble civarı yani 7000 TL. Bunun fiyatı da gene 7000 TL. Yani televizyonlar burada çok ucuz. Hatta biz sorduk Türkiye'ye gönderim yapabilir miyiz diye ama kabul etmediler. Böyle çok popüler olmayan Realme tarzı telefonlar var. Mesela 4000 TL. Bir tık daha uygun. 3800 TL civarı. Bayağı uygun telefonlar var açıkçası. Daha da böyle uyduruk. Infinix diye bir marka. 6000, yani yaklaşık 2000 TL'ye de telefon var. Sadece şantiyede ya da sadece işte çocuğunuza vesaire alıp götürebileceğiniz bu tarz basic telefonlar var. Şunlar var. Vivo diye bir telefon. Bunlar uygun fiyatlı telefonlar ve burada enteresan bir şekilde gördüğüm, beni çok şaşırtan şey, tuşlu çok fazla telefon çeşidinin olması. Onların her birine aşık oldum arkadaşlar. Bu kadar güzel tuşlu telefonlar var ki. Yani şu Philips mesela ya da şu hemen yanında tane bilmediğim marka bir tuşlu telefon var. Aynı şekilde şu da. Nokia'nın eski telefonlarının birazcık daha yeni versiyonları. 125 demiş modelini ama tanımıyorum. Yani böyle çok uygun fiyatlı bu tarz içerikler var. Ve kulaklıklar da gene uygun fiyatlı. Bildiğimiz telefonlara gelelim. iPhone 13 var. iPhone 13'ün fiyatı 90 bin ruble. Yani 30 bin TL civarı. Baktığımız zaman aslında uygun bir fiyat olarak görüyorum ben bu fiyatı. Burada enteresan bir şey var.
yollarda sürekli vın 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 arabalar müzik son ses açarak geçiyorlar ve çok hızlı geçiyorlar. Sanki böyle 80'lerden 90'lardan kalma Anadolu kentleri gibi bir durum. Ama tatlı. Ben eğleniyorum. Buraya özgü farklı bir doku. O yüzden çok da şey yapmamak lazım. Nasıl oldum? Şimdi size buranın enteresan marketlerinden, daha doğrusu hanlarından, pasajlarından birini göstereceğim. İçeride ne ararsanız satılıyor. Farklı farklı minik minik esnaf dükkanları var gibi düşünün. Onların içerisinden istediğiniz yerde istediğiniz şeyi alıyorsunuz. Ben buradan bir şemsiye, bir de şey almıştım. HDMI kablo almıştım. HDMI kabloyu da burada ihtiyaç duyabilirsiniz. Çünkü televizyonlar var ama Rusça bilmiyorsanız Rus kanallarını anlamazsınız ve izleyemezsiniz. O yüzden evinizde bilgisayarınızı, tabletinizi veya telefonunuzu bilgisayara bağlamak isteyebilirsiniz. 250 ruble civarına almıştım zamanında buradaki HDMI kabloyu. Bayağı işimizi görüyor şu anda. Çatırçtır her gün. Acayip bir fiyat performans kullanımı yapıyoruz yani. Yüksek bir verim alıyoruz. Oyuncaklar var. Fiyatlarını göstereyim. İşte 900 rubleye dinozor. Yani mümkün değil başka bir şeyi bu fiyata alabilmek, bir dinozoru. 800 rubleye elektrikli bir tane şey var. Jeep. Bu da çok güzel bir oyuncakmış. Burada da onun böyle daha rengarenk olanı, daha şık, şekilli şüküllü olanı var. Şunu yeğenime alacağım gibi duruyor. Daha basic oyuncaklar var şöyle. Hani bunlardan da faydalanabilirsiniz. Ben buradaki elektronikçiden almıştım şeyimi. Kendi HDMI kablomu ama valizler falan filan da var. Dedim ki burada böyle daha uygun fiyatlı, daha bütçenize uygun, belki pazarlık yapma imkanınız olabilecek şekilde bir şeyler bulabiliyorsunuz. İçerisi de böyle. Kıyafetçi var işte. Oyuncakçı. Genel olarak kırtasiye ürünü, oyuncak. Bu tarz şeylerin satıldığı bir ham gibi bir yer yani burası. Böyle minik minik takılar vesaire de satılıyor. İşte cüzdanlar, pasaportluk bilmem ne. Bu pasaportluk asla değil ama. Böyle çocuklar için gene bir şeyler. Elektronik ihtiyacınızı karşılamanız gerektiğini düşünüyorum. Ve devam ediyoruz yolculuğumuza. Şimdi buranın en ucuz marketine giriyoruz. Ben keşfettim. Patenti benim. Biraz övünebilirim. Gerçekten ucuzluğu çok hoşuma gitti. Çünkü her şey aşırı pahalı olduğu için bundan biraz istifade etmenizi isterim. Ürünler çok kaliteli midir? Bilemiyorum. Ama yedik ve zehirlenmedik. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Türk gibiyiz hala. O yüzden bir Türk marketi daha var. Ama ben sizi öncelikle bu Çin marketine götüreceğim. Meyve sebze aldığımız için çok önemli değil. Hani hangi marketi oldu. Şu köşesi arkadaşlar. Hemen yan tarafında da pazar var. Birazdan pazara da gireceğiz. Önce marketimize girelim. Yine tambur sistemiyle giriyoruz içeri. Şimdi fiyatlar demiştik. Patates var 30 ruble, yani yaklaşık 10 TL civarı. Havucumuz var 80 ruble, bu da bayağı uygun. Patlıcan 190 ruble kilosu, bayağı uygun. Neyse abla çok seni anlıyorum ama bunu yapmak durumundayım. Burada şu küçük çeri domatesler var. Bunlar normalde mesela az önceki Avasco markette 300 ruble civarıydı. O yüzden buradaki fiyatı bayağı iyi. Normal diğer domatesler de mesela 180 ruble domates için iyi bir fiyat. Az önce de görmüştük. Kiraz gene pahalı. Kiraz olduğu için pahalı. Enteresan üzümler var. Canınız çok çekerse, aşerseniz koşun. Elma ve hani böyle standart muz gibi, burada muz kalmamış, muz vardır diye geldim ama bu tarz şeyler de var. Ben buradan genelde patates alıyorum. Eğer ihtiyacım olursa soğan alıyorum ve domates alıyorum. Domates de bayağı ucuz. Şimdi onları alıp çıkacağız. Bir sonraki durağımız, buranın çok tatlı, güzel bir pazarı var. Birazdan oraya gideceğiz. Pazar benim için çok özel. Her yerdeki pazarları itinayla seçer, bulur ve gezerim. Ve oralarda mümkün olsa satış yaparım.
O yüzden pazardan taze meyve sebze alabilirsiniz. Şimdi pazara geldik. Muhtemelen buranın pazar günü. Bugün değil çünkü bir sürü pazar tezgahı boş. Ama pazarları bu şekilde. En azından bunu görebiliriz. Köpekler yatıyor yerde. Pazarda satılan şeyler görüyorsunuz. Taze soğan. İşte yine taze soğanlar, marullar. Küçük ne deniyor bunlar? Arpacık soğanlar. Burada da arpacık soğanlar varmış. Kıyafet de var, çiçek var çokça. Böyle çiçek yardımcı olursa buradan alabilirsiniz. Yıldız çiçekleri vesaire. Ay senin çipini yerim ben. Ve işte marul. Patates. Dereotu. Buranın dereotu acayip lezzetli bu arada. Tavsiye ederim. Bak buradaki ablacım da satıyorsa alsın dereotunu. Şu anda ben yeni aldığım için ekstradan bir şey almayacağım. And his hunger for power became known to more and more people. The demands to do something. Şimdi burada özellikle temizlik malzemelerine ihtiyacınız olacağını düşünerek temizlik malzemeleri satılan yerleri göstereceğim size. Uygun fiyatlı, farklı çeşitlerde bol seçenekli güzel bir market. Bu marketten bir kart çıkarttırmanız gerekiyor. O kartı çıkarttığınızda sizin için her şey bir tık daha ucuza gelecek. Avasco'da öyle bir şey yoktu o büyük markette, Migros gibi olan yerde. Ama buradaki market kendi kartı olan, telefon numaranızı söylediğinizde veya gösterdiğinizde, söyleyebilecek durumda değilseniz benim gibi, gösterdiğinizde size daha indirimli fiyatlarla yardımcı olabilen bir market. Şimdi oraya doğru yol alıyoruz. Marketimiz burası. Görüyorsunuz değil mi? Ne yazdığını söyleyeyim. Sanbey Süpermarket. Yüzey temizleyiciler. Şu Mr. Proper'lar. Bunlar bayağı şey, meşhur. Bunları alabilirsiniz ama bunlar bir tık pahalı. Ben onlar yerine böyle daha uygun fiyatlı, o anda indirimde hangisi varsa onu kullanıyorum. Şundan almıştım sanırım ben de yüzey temizleyici olarak. 1 kilogramı işte 125 ruble. 120 desek 40 lira civarı. Proper'ların 1 kilogramı 350 ruble görüyorsunuz. Var böyle farklı seçenekler var yani değerlendirmek lazım. Sıvı deterjanlar var. Ben pahalı bulduğum için sıvı deterjan almıyorum. Bakalım ne zaman patlayacağız. Bir kıyafetimizi kaybettiğimiz zaman sıvı deterjana geçebiliriz. Ya da şu tarafta birazcık daha uygun fiyatlı toz deterjanlar var. Onlara bakacağım. İşte şu Lost'lar var. Bunlar burada birazcık pahalı. Birazdan başka bir yere gideceğiz. Orada göstereceğim biraz daha uygun fiyatlı olanları ama genelde şu toz deterjanlardan tercih ediyorum. Persil vesaire de var ama bunlar da yine diğer muadillerine göre yüksek fiyatlı şeyler. Şimdi bunun en uygun fiyatlısını size göstereceğim. Papyalar var. İşte bizim bildiğimiz bazı markalar var. Bunlar birazcık daha ucuz tabii ama ben size en uygununu göstereyim. Yani band, kaç bandında fiyatlar onlara bakarsınız. Mesela Nega. Ne yani bu Nega klasik diye bir marka var. Dörtlü 80 20 TL. Yani 25 TL civarı fiyatı. Familyalar var. Familyalar pahalı arkadaşlar. Yani tabii kalitesine göre değişiyor ama genel olarak daha pahalı. Familyalar 40 lira civarı dörtlüsü. Bakayım başka. 80. Evet yani hepsi genelde 75-80 civarı. Birazcık daha böyle bunların kendi ürünlerinden olanlar var. 90-95 ruble civarı. Ve
burada enteresan bir olay. Tek başına şöyle rulo tuvalet kağıdı satılıyor. Onlarda da ben özel ihtiyaçlar için yani böyle acilen bir yere silmem gerekti. Ne bileyim bir şey uydurup bir peçete işi ihtiyacım oldu. Bunlardan kullanıyorum genelde. Onlar da şu şekilde. Açık. Böyle peçete. Bunları tuvaletlerde çok fazla kullanmıyorum. Kullanmamak da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu böyle bayağı manav kağıdı gibi bir şey. Bunların fiyatları 15 ruble, 5 lira civarı yani tanesi. Ama bunlar sıkı örülü. Etrafı da yani buradan 2 rulo ya da 3 rulo çıktığını düşünebiliriz. O yüzden fiyatlarının ben bunların uygun olduğunu düşünüyorum. İhtiyaç durumlarında bunlardan da faydalanılabilir. Taraklar vesaire var. Hani burada ihtiyacınız olabilecek şeyler bence. Böyle çok basic taraklar var. Yaklaşık 5 lira 6 lira civarı. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Bunların fiyatları güzel, uygun fiyatlı bunlar. Defterler vesaire var. Belki onlardan da faydalanabilirsiniz. Bence defter önemli bir şey. Ben her noktada burada Rusça öğrenirken veya işte ne bileyim burada kendi işimi yaparken hep ihtiyaç duyuyorum bunlara. O yüzden bir tane defter alacağım şimdi kendime. Şimdi next step, bir dahaki durağımız Fix Price diye bir market var. Kristal diye bir AVM var daha doğrusu. Oraya gideceğiz. Onun içerisinde Fix Price diye bir yer var. Buranın fiyatları da bazı ürünler bazında ve yapılan indirimler bazında uygun fiyatlı. O yüzden buradan da uygun fiyatlı olan şeyleri almanızı tercih ederim. Zaten göstereceğim. Siz de anlayacaksınız gördüğünüzde. Özellikle yağ gibi temel gıdalardan bazıları. Burada bayağı uygun fiyatlı ama eviniz şehrin kilise tarafına doğru olan ucundaysa sizin için çok daha avantajlı ve güzel olacaktır oradan alışveriş yapmak. Benim evim biraz uzak olduğu için ben oradan çok fazla eşya yükleyip gelmeyi tercih etmiyorum. Eğer spor yapmak istemiyorsam veya o gün spor yapmadıysam, yaptıysam. O yüzden şimdi sokak görünümünü birazcık göstereceğim size. Yukarıda gördüğümüz gibi Dom Tekna gibi bir tekina, tenika, asla okuyamadım. Böyle bir yer var. İçeride alt katlı bir süpermarket var. Buranın Avasco'dan sonra en büyük süpermarketi orası ama fiyatları biraz pahalıdır, bilginiz olsun. Buraya geldiğiniz zaman Fix Price'a girin. Ekstra alacağınız bir şey varsa alın ve çıkın. Dahasına gerek yok. Sonra dedim, vay efendim Ayşegül niye uyarmadın? Niye söylemedin bunları bize? Demeyin. Girince hemen sol tarafta zaten Fix Price. Şimdi oraya gideceğiz. Aynısı birebir paketiyle beraber. 82 ruble. Şunlar da vardı orada. Bunların fiyatı bu değil. Şuradaki fiyat 80 ruble. 25 lira civarı gene. Persiller var. Persil birazcık daha tabii ki. 110 ruble. Biraz daha fazla ama kaliteden ödün vermek istemeyenler tabii ki tercih edebilir. Burada bu çamaşır deterjanlarını uygun fiyatı alıyorum. Bir de yukarı tarafta. Şurada sıvı yağlar var enişte, litrelik sıvı yağlar. Bunları da 100 ruble civarı, 30 lira civarı ayçiçek yağları. Zeytinyağını bulmak burada biraz zor. Büyük marketlere gitmeniz lazım. Biz salatalar için alıyoruz, kullanıyoruz ama nereden bulduk diye sorarsanız biz büyük marketlere inmiştik. Burada inmiştik. Sıvı Bodni'de bulamazsınız. Çok rahat bulamazsınız daha doğrusu. Çıktım.
alt kattaki markete inmedim. Sizin için, tamamen sizin için. Oradan alışveriş yapıp kazıklanmanızı istemediğim için. Ama oraya da tabii ki bütçeniz uygunsa farklı seçenekleri görmek için. Daha aynı meyveyi daha pahalıya almak için gidebilirsiniz. Hiçbir problem yok arkadaşlar. Tamamen tercih meselesi. Şimdi buradaki kafemize gidiyoruz. Orada dinleneceğiz. Kahvemizi yudumlayacağız ve biraz sohbet edeceğiz. Bir de mesela hiç ücret vermeden alabileceğiniz bazı yiyecekler. O kadar çok kuş var ki ilk geldiğimde Kenan benimle böyle dalga geçmişti. Yavaşsana bebiş. Dur gitme. Gitme buradan. Sen olmadan ben asla yaşayamam. Şimdi aradığımız mekana geldik. İstanbul Market görüyorsunuz. Bu gurur hepimizin arkadaşlar. Ver Mehter'e. Şimdi görüyorsunuz. Et mangal, Türk sucuğu, Türk malzemelerini bulabileceğiniz kilop gibi bir market. Burada mesela Marmara Birliği'nin zeytinleri falan var. Hani bunlar da güzel ama bunların kendi getirdikleri zeytinler daha güzel. O yüzden ben onlardan alıyorum. İşte şey var, böyle kutu zeytinleri var. Bu Marmara Birliği'nin çeşit çeşit zeytinleri var. Doğal salamurası var, baharatlısı var. Şu çiğ köfteler güzel oluyor. Bunlardan alabilirsiniz. Hakikaten çiğ köfteye benziyor. Yakın bir tadı var. Yemekler var. İşte ton balığı, dardaner vesaire bunlar var. Eğer közlenmiş patlıcan seviyorsanız, burada patlıcan közlenmiş marketlerde bulunmuyor. O yüzden şu Burcu'nun közlenmiş patlıcanını alabilirsiniz. Çok delikli közlenmiş patlıcanım. Ben delikliyim. O yüzden alabilirim. Ama şu an almayacağım. Nar ekşisi çok hastasıysanız gene. Burada çeşit çeşit nar ekşisi sosları, yakan sos bile varmış. Bak her şey var. Yani bu markette böyle yumurtasından etine kadar, köftesine, kıymasına kadar her şey var. Zaten burası İstanbul Market olduğu için küçük İstanbul, küçük Eminönü, kapalı çarşı gibi düşünebilirsiniz. Kabak çekirdekleri, işte susamlı çubuk krakerler, hoş beşler, helva falan her şey var yani. Türk kahvesi seviyorsanız Türk kahvesi de var burada bol bol. Yanına lokum seviyorsanız Türk kahvesinin yanına lokum alıp böyle gününüzü keyiflendirebilirsiniz. Böyle. Şimdi biz zeytinimizi aldık marketten, İstanbul marketimizden. Teşekkürler, hayırlı işler. Şimdi kafeye doğru gidiyoruz. Hazır mısınız? Memleketimin kahvecisine geliyorum. Four People. Bence güzel bir yer. Hemen arkasında da bir burgerci var. Zaten burası da bir Türk'ün mekanı arkadaşlar. Four People. Bir Türk tarafından kurulan bir yer. Şu Americano'dan aldım. 120 ruble küçüğü. Filtre kahveler, mokalar falan da var. Latte var. İşte 170 küçüğü. Başka ne var? Moka. Moka. 190 ruble küçüğü. Büyükleri de 240 ruble, 270 ruble civarı. Değişiyor fiyatları. Burada yazıyormuş İngilizceleri. Anlamaya çalışıyordum bir yandan da varmış meğerse. Mekanı göstereyim. Böyle güzel bir ambiyansı olan güzel bir kafe. Birazcık daha şey usulü, endüstriyel tasarımı olan bir yer böyle. Spasiba. Gördüğümüz yerleri değerlendirecek olursak aslında buranın çok da yaşanamayacak bir yer olduğunu düşünmüyorum ve sizin de düşünmemenizi isterim. Çünkü buradan yaklaşık 4-5 tane ayrı Türk firması var ve bu Türk firmaları kendi özelinde gerçekten iyi iş yapan, Türkiye'de adı sanı bilinir, böyle kendi meslek grubu içerisinde, inşaat sektörü içerisinde tanınan, iyi bir yerde, iyi bir noktada olan firmalar. Buraya bunlar aracılığıyla gelebilirsiniz veya başka bir yolla da gelebilirsiniz. Bunlar da taşeron olarak çalışmak için gelebilirsiniz. Bunların kendi bünyelerinde çalışmak için gelebilirsiniz. Bunlara iş teklifi yapmak için gelebilirsiniz. Veya sadece benim gibi burada zaman geçirmek, bir macera olarak burayı değerlendirmek için gelebilirsiniz.
O anlamda keyifli bir yer olduğunu düşünüyorum. Özellikle yaz zamanlarında İzzet Altın Meşe benim nasıl şey yapıyor, parlıyor. Maşallah nazar değmesin. O yüzden şimdiye kadar gezdiğimiz yerleri böyle bir kısa özet geçecek olursak şunları söyleyebiliriz. Avasco'ya gidip alışveriş yapabilirsiniz. Haftada bir ya da iki haftada bir oraya gidip böyle büyük bir alışveriş yapmanızı öneririm. Onun dışında pazara özellikle cuma günleri yoğun ve kapsamlı bir halde oluyor pazar. Gidip taze sebze meyve alabilirsiniz. Özellikle sebzeler, dereotu, marul bunları alabilirsiniz pazardan. Veya arpacık, soğan bazı dönemlerde çok lezzetli ve güzel oluyor gerçekten. Bunları alabilirsiniz. Bunun dışında buradaki DNS'ten elektronik eşya olarak eğer çocuğunuz veya evladınız veya uygun fiyatlı telefon arayışınız, markası ne olursa olsun önemli değil benim için dediğiniz bir arayışınız varsa telefon alabilirsiniz. Televizyonları götüremiyorsunuz. O yüzden buradan çok ucuz olsa bile almanız çok tavsiye edebileceğim bir şey değil. Mümkün değil yani götürebilmeniz çünkü. Onu riske atmak istemezsiniz alıp valizinize koyup götürmeyin. Ve onun dışında Fixed Price dediğimiz kilise tarafına doğru olan bir market vardı. Burada özellikle yağ, işte içecek, deterjan gibi böyle temel ihtiyaçlara dair şeyler uygun fiyatlı. Ve bir tane de adını tam hatırlamıyorum. Sanye tarzı bir şey galiba. Şimdi emin olamadım kendimden. Şuraya düzeltilmiş hali link olarak olmasa da bırakacağım. Onu koyarım. Oradan da böyle ev kimyası, işte tabak, çanak, bardak, ekstra böyle şeyleri, saklama kabı, tuvalet kağıdı, böyle şeyleri alabilirsiniz. Orada birazcık daha böyle temiz bir market gibi düşünebilirsiniz orayı. Ama güzel içerikler var. Onun için çok ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda soda, Türk kahvesi, Türk çayı, zeytin, böyle Türk mallarını bulmak için İstanbul Market'e gidebilirsiniz. İstanbul Market gerçekten kapsamlı ve güzel bir market. İçerisinde Türkiye'ye dair özlediğiniz şeyleri bulacağınız, böyle çok gurbet hasreti çektiğiniz zamanlarda, memleket özlemi çektiğiniz zamanlarda gidip faydalanabileceğiniz güzel bir market olduğunu düşünüyorum. Fiyatları da öyle çok uçuk değil bence. Ve buranın bir tane de İstanbul Kafe diye bir restoranı var. Birazdan oraya da gideceğiz. Orayı da göstereceğim size. O İstanbul kafede de kebap ağırlıklı olarak bir şeyler yiyebilirsiniz. Kebaplarının lezzetli olduğunu düşünüyorum. Yalnız tavuk daha lezzetli bence. Tavukları daha güzel. Çünkü ette bazen uzak mesafeden gelmesinden kaynaklı mı bilmiyorum ama rahatsız edici bir koku olabiliyor. Ve onun dışında marketlerde, yani normal yol kenarındaki böyle ufak tefek bakkallar var. Buralardan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Her şeyi atladım. Bir tane Han gibi bir yer göstermiştim. Oradan böyle elektronik eşya, USB kablo vesaire böyle şeyler, HDMI kablo, böyle şeyler alabilirsiniz. Bunlara bakın. Üç kişilerinizi bittikten sonra gelin Four People'a. Buranın güzel ortamında böyle kahvenizi yudumlayın, tatlı tatlı zaman geçirin. İşleriniz varsa bilgisayarınızı, laptopunuzu çıkartıp bunu yapın. Arkadaşlarınızla buluşun. Burada birileriyle sohbet etmeye çalışın. Değil arkadaşlar, yani içinde maruz kaldığınız bir durum burası da. Rusyanızı mutlaka geliştirin. Rusya'ya ya da başka hangi ülkeye gidiyorsanız, içinde bulunduğunuz ülkenin koşulları ne olursa olsun kendi başınıza o ülkede kalmaya çalışın ve rahatsız olacağım korkusundan arınıp yanlış bile olsa konuşmaya çalışın. Ben buraya geleli daha çok fazla zaman olmadı ama birazcık çalışmaya ve öğrenmeye başladım bu şeyi. O yüzden keyifli geçiyor, daha da keyifli geçiyor. Daha da güzel olacağını düşünüyorum geçen zamanlarımın. Dahile beni dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim ve size umarım çok faydalı olabilmişimdir. Çünkü bu kanalın aslında kurulma amacı temelde bu. Sahip olduğum o güzel şeyleri, bilgileri başkalarıyla da paylaşabilmek. O yüzden hepinizi çok öpüyorum. Görüşürüz. Ve işte görüyorsunuz arkadaşlar. Mam diğer canım memleketim İstanbul Kafe. İstanbul olarak yazılıyor. Yanında başka bir yer var. Şurası değil tabii. Bu değil yani. Şurada. Üst kat komple. Ama şimdi kebap yemeyeceğim için size göstermek adına böyle bir özveride bulunamayacağım için
gidiyorum. Bir gün Kenan'la geldiğimizde inşallah İstanbul Kafe'nin de yemeklerini ayrıyetten anlatırız size.